Dürbün gibi gözlerimdeki siyah beyaz bir şey. Hmm. Acaba inek mi? Müthişim. Sıra sende. Dürbün gibi gözlerimdeki çok parlak ve çok iniş çıkışlı. Acaba şu engebeli raylar olabilir mi? Olamaz. Engebeli raylar mı var? Arkamızda bu dev gibi yükle burayı geçmek çok zor olmayacak mı? Birlikte rüzgar gibi geçeriz. Biraz sarsıldık değil mi? Neyse ki bu ikili yavaş gidiyor. Bekle Percy, ben de oynamak istiyorum. Dürbün gibi gözlerim. Ama çok da heyecan vericiydi. Yine de bu yükü tek parça teslim etmek istiyorsak daha dikkatli olmalıyız. Evet, haklısın. Aklım Percy'nin dürbün gibi gözlerimde oyunundaydı da. Dürbün gibi gözlerimdeki. Şu tünelden geçersek onlara yetişebiliriz. Niye bu kadar taktığını anlamıyorum. Biz de dürbün gibi gözlerimde oyunu oynayabiliriz. Bak, ben başlıyorum. Dürbün gibi gözlerimdeki öyle bir şey ki... Siyah beyaz. Acaba... Kokarca mı? Kokarca mı? Küçücük bir kokarcadan. Bu kadar güçlü bir koku. Keşke şu anda yüzünü görebilseydin. Benim yüzüm mü? Asıl sen yeşil bir hayalet görmüş gibisin. Hadi, hala Percy ile arayı kapatabiliriz. Halledebilirim, çok kolay. Son olarak mansiyon ödülü de Percy'ye gidiyor. Senin ödülün de sevgili Percy, bir boya teslimatı. Boya şahane. Oo, kırmızıyı çok severim. Acaba bu uğur böceği kırmızısı mı yoksa vagon kırmızısı mı? İyi bir soru. Bakış açımızı değiştirelim. Olamaz. Affedersin Percy. Aman sanırım. Ama biraz da hoşuma gitti. Bu aslında yarış şeridi kırmızısı gibi. Bak. Şof şof vın. Takır takır vın. Thomas ama bir numaran kapandı. Çakır. Olamaz. Pastoral çivileri aşkına. Eminim sen de çaresine bakar. Evet ama bu fenerlerin gün batmadan önce Wickerstown'a götürülmesi şart. Yani Sandy seni dönüşte temizleyebilir Thomas. Tamam. Ve boya demişken, senin de yola çıkmadan yükünü tazelemen gerek Percy. Benimle gel. Sanırım artık bir numaralı tren sen değilsin. Ha Thomas? Yok, alt tarafı boya. Hala bir numarayım. Ve işimi kusursuz yaparım. Ay. Belki sadece boya değildir. Sadece boya değildir mi? Ben hala bir numaralı tren. Azıcık boya bunu değiştiremez. Tabii ki sadece boya.
görmeliydim. Ha, dönüşümü kaçırdım. O dönüşü hiç kaçırmazdım. Ne? Hiç sorun değil. Dönüşü kaçırdım ama telafi edebilirim. Yükümü bağlamayı unuttum. Ve bir dönüşü kaçırdım. Ne olmuş? Hala bir numara benim. Ha? Aa! Bu bozuk rayı kim olsa göremezdi. Biri tamir etse iyi olur. Hala bir numarayım. Tamam. Dürbün gibi gözlerimdeki... Dur söyleme. Yine bir ağaç mı? Yoksa raylar mı? Bu yoldan binlerce kez geçtik. Görebileceğin yeni hiçbir şey yok. Ağaç diyecektim. Benim gördüğüm şey mavi. Acaba... Ben miyim? Hayır. Çok güzel kokan bir şey. Yani ben değilim. Ha? Dizel haklı. Burada raylardan ve ağaçlardan başka hiçbir şey yok. Tabii ki var. Rayların yanında mavi çiçekler var. Aa, hiç fark etmemiştin. Nia, sen bunları nasıl görüyorsun? Büyüdüğüm yerde Kenya'da bu çiçeklerden yoktu. Burada görünce çok güzel olduklarını düşünmüştüm. Sadece Sodor'da yetişiyorlar. Tamam, açık konuş. Nasıl görebiliyorsun? Gittiğim her yerde kendime şunu sorarım. Buranın en muhteşem şeyi ne? Bir deneyeyim. Dürbün gibi gözlerimdeki... Şu sarkan asmalar. Çiçekleri gerçekten güzelmiş değil mi? Ve dürbün gibi gözlerimdeki senin gölgen diye. Tıpkı dinozora benziyor. Harika! Dur, ben de yapacağım. Dürbün gibi gözlerimdeki çakıl taşları. Oo, çok güzeller. Ve şu paslı eski makas. Çok güzelmiş. Doğru. Bu paslı makası hiç fark etmemiştim. Öğrenmeye başladınız. Biraz durup bakınca görülecek ne çok şey varmış. Bence de kara ormandan çok geçtim ama şimdi nereye baksam yeni bir şey görüyorum. Aklım başımdan gitti. Hadi Nia'yı yakalayalım. Çocuklar yavaşlasanız iyi olur. Yavaşlamak mı? Gerçekten ucuz atlattık. Olamaz. Portakal ağaçları. O muhteşem portakal ağaçları olmadan iş merkezine gidemeyiz. Ama eminim götürecek başka bir şey bulabiliriz. Ya haklı. Mutlaka yapabileceğimiz bir şey vardır. Hayır. Hiçbir şey portakal ağaçları kadar harika olamaz. Tabii. Şu çalıdaki turuncu çiçekler dışında hiç fark etmemiştim. Ağaçlar yerine Sodor çiçeklerini götürebiliriz. Aa evet. Bolca toplayıp götürürsek muhteşem olur. Harika bir fikir. Hiçbir şey göremiyorum ama. Ben de öyle. Belki de sabah yaptığımız gibi möğlersek onlar da geri möğler ve hepsini bulabiliriz. Dinleme oyunu gibi bir şey yani. Mö! 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 Bu möyü duydum. Mö! Ses şuradan geliyor. Traktör mü möğlüyor? Hayır ama inekler möğlüyor. Muhteşem! Başardın! 4 inek tamam. Kaldı 6. Orada mı mı var, burada mı mı var? Burada mı, orada mı, her yerde mı mı? Bu mü'yü duydum. Orada mı, her yerde mı mı? Bu da 5. Ve 6. inek. Burada mı, orada mı, her yerde mı mı? 7. inek. Mı.
Yani inekler evlerine girebilir. Yavaş ve sakince. İnekler, hadi inin bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Olamaz. On inek. Hepsine sahip çıkabilmek büyük başarı. Bütün dikkatinizi vermiş olmalısınız. Aslında dikkat oyunu oynadık. Dikkat oyunu mu? Evet, dikkatimizi toplamamıza yardım eden oyunlar oynadık. Heh, belli ki işe yaramış. Oyun demişken, kimler dönüş yolunda çiftlik şarkısını söylemek ister? Ben! Sen de! Şey, ben de katılmaktan mutluluk duyarım. Yaşlı Mekko'nun çiftliği var. Heya heya ho! Ve çiftliğinde inekler var. İnekleri söylemesek daha iyi olabilir. Tavuklar? Mükemmel. Orada gıt gıt var, burada gıt gıt var. Her yer gıt gıt. Gelebilir. Hala gelmedi mi? Göremiyorum. Çocuklar, geçiş kolu var ya hani, siz onu... Biraz dur Thomas, her an burada olabilir. Ha? Tabii, bugün Yong Bao geliyor. Bu geceki havai fişek gösterisine geliyor. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de yan taraftaki o havalı kaplanı görmek için. Ben de kaplana benzeyen o düdüğü duymak için. Tam da böyle, geldi galiba. Aganta acemiler... Gemide sizi görmek için can atan bir yolcumuz var çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Sodor'da tekrar sizinle olmaktan çok mutluyum. Ve bu geceki havai fişek gösterisi için size sürprizim var. Ta Çin'den getirdim. İşte bu harika. Bize bu düt harika ve biraz da korkutucu kaplan çıkartmasını nasıl kazandığını tekrar anlatır mısın? Lütfen! Aa, o kadar önemli bir şey değildi. Yardım etmeye çalışıyordum. Tamam, tamam. Şeyi kurtardığım zamandı. Annie ve Clarabelle. Annie ve Clarabelle'i mi? Mitter Annie Carker'ı ile buzdan bir kayalıktan kurtardığını sanıyordum. Hayır. James, Annie ve Clarabelle'i bu tarafa getiriyor. Ama geçiş kolu sıkışmış. O yüzden Gordon'un geldiğini göremiyorlar. Onları durdurmalıyız. Aa, evet. Çocuklar, ben de bir şey diyecektim. Gordon! Gordon! Ha? Vitesler aşkına! Teşekkür ederim Yong Bao. İyi işti. Sağ ol Yong Bao. Çok çarpıcı. Kahramanımız. Kahramanımız. Hiç. Ne oldu Thomas? Bu kurtarışı yapan kişi ben olmalıydım. Geçiş kolunun sıkıştığını gördüm ve birilerine söyleyecektim ama... Yong Bao bizim kahramanımız. Ah evet. Yani cesaretini gösterme fırsatın vardı ve kaçırdın mı? Evet. Keşke Yong Bao'ya ne kadar cesur olduğumu gösterebilseydim. Evet, Sodor'daki en cesur tren olmayabilirsin ama... Yong Bao'nun cesurca kurtarış yaptığını görmüş oldum böylece. Tabii, ben de yapabilirdim. Sen gerçekten en cesur trensin. Teslimatlarımızı yapsak iyi olur, yoksa havai fişekleri kaçırırız. Hoşçakalın. Merhaba Carly. Merhaba Sandy. Yedek rayı isteyen var mı? Bu taraftan tren dostum. Rayı döşe. Rayı yerleştir. Üstünden geç. Teşekkür ederim. Vay canına. Bu tahminim bende zor bir işmiş. Meğer gerçekten yardım lazımmış. Ama işimiz daha bitmedi. Tekrar rayımıza oturduk. Hadi gidip şu dev kum dağını görelim. Sen de gel Carly. Bunu kaçırmak istemezsin. Hem belki yolda yine yardıma ihtiyacım olur. Yanımda başka yedek raylar da var. Vip'e gidiyoruz. Oraya
gittiğimizde o dev kum dağını görünce ilk işim dünyanın en kumlu kumdan kalesini yapmak olacak. Sen ne yapacaksın? Ben vincimi uzatıp boyu benim kadar uzun mu diye bakacağım. Bence senden daha uzundur. Sen ne yapacaksın Thomas? Thomas! Hala gelmedik mi? Az kaldı. Bir daha sonra oradayız. Biraz dik bir daha sonra oradayız. Kötü zamanlama ama bu ağır kumu taşımak beni çok terletti ve yordu. Fazla söze gerek yok. Sana bir vantilatör yapabilirim. Ya da kestirmek için rahat bir kulübe ister misin? Ya da sana uyumadan önce okumayı en sevdiğim hikayeyi okurum. Mini mini hız treni. Gerek yok. Galiba ben birazcık susadım. Hepsi bu. Bakın orada bir su kulesi var. Ben hallederim. Sen de her şeyi senin yapmana gerek yok. Zaten çok yardımcı oldun. Olur mu öyle şey? Hallediyorum. Hadi ama. Dikkatli ol. Su kulesi yapılmaya başladı. Merak etme. Neredeyse oldu. Sandy, dikkat et. Bu tam cımbur lop oldu. Susuzluğumun geçtiği kesin. Üstelik yanına da bir sürü su almış oldun. Sorun çözüldü. Ama Thomas'ın yükü su değil ki. O kum taşıyor. Olamaz. Su gelince kum vıcık vıcık çamur olmuş. Eminim Vife gidene kadar tamamen kuruyacaktır. Hadi. Bekle, bu tepeyi tırmanamazsın. Bütün kum dökülecek. Peki ne yapacağız? Bunların hepsi benim suçum. Dünyanın en iyi yol arkadaşı olmalıydım ama tüm teslimatı mahvettim. Olur mu öyle şey? Sen olmasaydın buraya da gelemezdim. Kum kuruyana kadar bekleriz, olur biter. Evet, bekleriz. Gelebilir. Hala gelmedi mi? Göremiyorum. Çocuklar, geçiş kolu var ya hani, siz onu... Biraz dur Thomas, her an burada olabilir. Aa tabii, bugün Yonk Bao geliyor. Bu geceki havai fişek gösterisine geliyor. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de yan taraftaki o havalı kaplanı görmek için. Ben de kaplana benzeyen o düdüğü duymak için. Tam da böyle, geldi galiba. Aganta acemiler... Gemide sizi görmek için can atan bir yolcumuz var çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Sodor'da tekrar sizinle olmaktan çok mutluyum. Ve bu geceki havai fişek gösterisi için size sürprizim var. Ta Çin'den getirdim. İşte bu harika. Bize bu düt harika ve biraz da korkutucu kaplan çıkartmasını nasıl kazandığını tekrar anlatır mısın? Lütfen! o kadar önemli bir şey değildi. Yardım etmeye çalışıyordum. Tamam. Şeyi kurtardığım zamandı. Annie ve Clara ben. Annie ve Clara Belli mi? Mitreni Karkure ile buzdan bir kayalıktan kurtardın sanıyordum. Hayır. James, Annie ve Clara Belli bu tarafa getiriyor. Ama geçiş kolu sıkışmış. O yüzden Gordon'un geldiğini göremiyorlar. Onları durdurmalıyız. Evet. Çocuklar, ben de bir şey diyecektim. Gordon! Ha? Vitesler aşkına! Teşekkür ederim Yonk Bao. İyi işti. Sağ ol Yonk Bao. Çok teşekkür ederim. Kahramanımız. Ne oldu Thomas? Bu kurtarışı yapan kişi ben olmalıydım. Geçiş kolunun sıkıştığını gördüm ve birilerine söyleyecektim ama... Yonk Bao bizim kahramanımız. Ah evet. Yani cesaretini gösterme fırsatın vardı ve kaçırdın mı? Evet. Keşke Yonk Bao'ya ne kadar cesur olduğumu gösterebilseydim. Evet. Sodor'daki en cesur
kurtaran olmayabilirsin ama Yongbao'nun cesurca kurtarış yaptığını görmüş oldum böylece. Tabii ben de yapabilirdim. Sen gerçekten en cesur trensin. Teslimatlarımızı yapsak iyi olur, yoksa havai fişekleri kaçırırız. Hoşçakalın. Olamaz. Yağmur başlamak üzere. Vakit az. Ama roketin yapımı hala bitmedi. Thomas nerede? İşte geliyor. Bakın, burun konisini de getiriyor. Yaşa Thomas. Binbaşı Thomas'tan yer kontrolü. Gerçekten günü kurtardım değil mi? Aferin. Bakın, roketin her şeyi tamam. Ve ben de sonuçta önemli bir şey getirmiş oldum. Al, taşıdığın aküyü mü diyorsun? Hayır, burun konisini diyorum. Yapma. O akü olmadan roketin havalanması mümkün değil. Her şeye o güç veriyor. Vay canına, gerçekten önemliymiş. Parçaların her biri çok önemlidir. Yağmur artık her an başlayabilir. Civatalar aşkına. Fırlatma, mahvoldu. Aküyü zamanında getirirsen mahvolmaz. Hemen süper ışık hızıyla yola çıkıyorum. Aa, olamaz. Galiba fırtınayı yenemeyeceğim. Süper ışık hızı bile yetmeyecek. O halde iyi ki Sodor sistemindeki en hızlı trenle arkadaşsın. Bu sefer de ben sana roket gücü vereceğim. Ay canına, uçar gibi gidiyorum. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Hemen ışık hızına geçiyoruz. Sizce Thomas yağmurdan önce gelebilecek mi? Hiç şansı yok. Durun. O ses ne? Thomas! Ay taşları! Fazla hızlı geliyor. Roket Thomas'ına geliyor. Ve sert bir iniş yapıyor. Olamaz. Ve Percy'ye. Merhaba arkadaşlar, tamam. Herald! Helikopter Herald bu. Vay canına, seni görmek çok havalı. Anlaşıldı. Seni de öyle, tamam. Birinci zabit Percy, bir çatala geliyoruz. Okyanustu yani. Sola gidin, ineklere doğru. Galiba senin ineklere bakmanı çok istiyor. Aha, evet. Thomas'la bir denizaltı teslimatı yapıyoruz biz. Sol tarafa. İnekler çok hoşmuş. Benim de liman teslimatım var. Anlaşıldı, tamam. Hoşça kal Herald. Sonra görüşürüz. Pervaneleri yüzünden beni duyamıyor. Percy. İyi misin bu? Özür dilerim kaptan. Herald'ın pervanelerinden seni duyamadım. Evet, ben de seni duyamadım. Pervaneleri çok gürültülü. Ama Herald inanılmaz değil mi? Düt tabii. Ama konuşabilmek için bir yol bulmamız lazım. Yine gürültü olursa sorun olmasın. Gürültüde bile güdüklerimizin sesi hep yüksek. Şöyle yapalım. Bir düt evet demek olsun. İki düt de hayır. Harika. Ve bir kere uzun öttürürsem daha hızlı demek. İki olursa yavaş. Tamam, anlaşıldı. Çok hızlı gitmek istersen 4 kere hızlı öttür. Biraz daha hızlı gitmek istersen 1,5 kere öttür. Durmak istersen 3 hızlı, 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 3 hızlı,
Hatırlamam gereken çok şey var. Peki iyi misin? Yani... Harika. Rayımıza tekrar oturalım. Birinci zabit Percy, bu tünelden hızlı geçelim olur mu? Bir kere uzun öttürüyorum. Tamam. Bir kere uzun öttürdü. Yani daha hızlı gideceğiz. Aa, beni anladı. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Köprü yukarıda. Durmamız lazım. Üç kere öttürmeliyim. Ha? 12 kere öttürmek neydi? Olamaz. Hırsı öbür tarafından beni duyamıyor galiba. Başka bir şey yapmalıyım. Çok komik. Thomas bir dur işareti göndermiş. Bir dur işareti mi? Dur! Nehirde sessiz bir gün daha, öyle değil mi? Sessiz ve sedasız. Halledebilirim. Çok kolay. Son olarak mansiyon ödülü de Percy'ye gidiyor. Senin ödülün de sevgili Percy, bir boya teslimatı. Boya şahane. Kırmızıyı çok severim. Acaba bu uğur böceği kırmızısı mı yoksa vagon kırmızısı mı? İyi bir soru. Bakış açımızı değiştirelim. Olamaz. Affedersin Percy. Aman sanırım. Hayır. Thomas, çok özür dilerim. Bu benim hatam. Ama biraz da hoşuma gitti. Bu aslında yarış şeridi kırmızısı gibi. Bak. Çok çok vın. Takır takır vın. Thomas, ama bir numaran kapandı. Olamaz. Pastoral çivileri aşkına. Eminim sen de çaresine bakar. Evet, ama bu fenerlerin gün batmadan önce Wickerstown'a götürülmesi şart. Yani Sandy seni dönüşte temizleyebilir Thomas. Tamam. Ve boya demişken, senin de yola çıkmadan yükünü tazelemen gerek Percy. Benimle gel. Sanırım artık bir numaralı tren sen değilsin. Ha Thomas? Yok, alt tarafı boya. Hala bir numarayım. Ve işimi kusursuz yaparım. Ay. Belki sadece boya değildir. Sadece boya değildir mi? Ben hala bir numaralı tren. Azıcık boya bunu değiştiremez. Tabii ki sadece boya. Dur. Bu inekleri daha sonra görmeliydim. Dönüşümü kaçırdım. O dönüşü hiç kaçırmazdım. Ne? Hiç sorun değil. Dönüşü kaçırdım ama telafi edebilirim. Yükümü bağlamayı unuttum. Ve bir dönüşü kaçırdım. Ne olmuş? Hala bir numara benim. Bu bozuk rayı kim olsa göremezdi. Biri tamir etse iyi olur. Hala bir numarayım. Sandy, bana da yardım edebilir misiniz? Duydunuz. Vay canına, ben hiç böyle bir düdük sesi duymamıştım. Yani bu biraz... Vay canına. Bozulmuş. Ama bu iş bende. Dene bakalım. Harika. Eski sesimi duymaya hazırım. Vay canına. Düdüğün gerçekten düşündüğümüzden de kötü olmuş. Bu kadar büyük bir iş için özel aletlerimi kullanmam gerekecek. Seninle barakalarda buluşalım mı? Tamam. Görüşürüz. Yerinde olsam o hapı yutmuş düdüğe de fazla yüklenmezdim.
Thomas, hemen düzelsini istiyordum. Biliyorum ama üzülme. Biraz uzun sürse de ona kavuşacaksın. Hadi teslimatımızı tamamlayalım. Bence devamını kendin halledebilirsin. Ama Percy'miz ne olacak? Sen yine eski haline döndün. Harika da oldu. Ama ben dönemedim. Bu düzelmeden de dönemeyeceğim. Sen en iyisi bensiz git. Şey, madem öyle istiyorsun, o zaman barakalarda buluşuruz. Bu süre içinde de eminim sen de düdüğünü tamir eder. Tabii başarabilirse. Başaramazsa bir daha asla düdük çalma. Gördün mü? Percy'nin bana ihtiyacı yok. Hem düdüğü var hem de postayı taşıyabiliyor. Haylaz bak ona. Sürekli bir haylazlık peşindeler. Olamaz. Haylazlardan biri hızla Percy'ye doğru gidiyor. Onu uyarmak zorundayım. Sesimi duyamıyor ki. Ama sizin yardımınızla belki duyar. Tamam, herkes bir numaralı kuşu takip etsin. Percy, dur! Thomas? Affedersin, çok heyecanlıyım da. Kızdan bana yardım edeyim mi? Cidden mi? Harika olur. Bu ampulü Wickerstown deniz fenerine götürebilir misin? Tabii, hemen. Sağ ol Thomas. O zaman bir, iki, üç. Harika. Yakında limanda görüşmek üzere. Müthiş. Aa, Crumble Kanyonu'ndan kestirmeye girme sakın. Bugün rüzgarlı ve gerçekten taşlık olacakmış. Crumble Kanyonu. Anlaşıldı. Teşekkür ederim Thomas. Bugün bu lambayı Percy getirecek sanıyordum. Öyleydi. Teleskop geldiğinde bizimle olabilsin diye yardım ettim sadece. Bustrut geliyor. Teleskop da orada. Bu iş sende Carly. Evet. Harika. Benim limana gitmem lazım. Görüşürüz. Thomas. Teleskopu görmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ya. Crumble Kanyonu'ndan kestirmeye gireceğim. Percy Crumble Kanyonu ile ilgili ne demişti? Rüzgarlı falan demişti sanki. Aa! Ve taşlık demişti. Of, cıvatalar. Merhaba arkadaşlar, teleskop hala gelmedi mi? Henüz değil. Bullstrode her an burada olabilir. Thomas, ne oldu sana? Ne mi oldu? Thomas, Crumble Kanyonu'ndan kestirmeye girme demiştim. Aa, demek öyle demiştin. Böyle bir şey olduğunu biliyordum. Korkunç görünüyorsun. Ama cidden korkunç. Ha? Biraz kirlenmişim o kadar. Önemli değil. Thomas, bu ne hal böyle? Hemen Titmouth'a gitmelisin. Hemen mi? Ama yeni teleskobu görmek istiyorum. Ama falan yok. Acilen yeniden boyanmalısın. Paslanmak istemezsin, değil mi? Pas mı? İyi ki beni görmeye geldin. Boyan çok fena olmuş. Aa, Frankie'nin yeni teleskobu indirişini kaçıracağım ama. Çizikler ve göçükler. Tamir edilmezse hemen pas yaparlar Thomas. Paslanmak istemezsin. Pas çok fena bir şey. Çok kaşıntılı, gıcırtılı ve rahatsız edici bir şey olduğunu duydum. Aynen öyle.
iyi olmalısın Thomas. Bak, taze bir kat boya ve her şey düzeldi. Yeni gibi. Merhaba Thomas. Merhaba. Tünelde hiç düt demedin, iyi misin? Gordon bu teslimata düt dememi istemedi. Ama bak şimdi. Bu harika. Yani hem işini düt harika yapabilir, hem de pekala düt diyebilirsin. Bence de. Ama Gordon istediğim gibi eğlenmeme izin vermiyor. Senin bu sabah engelli parkurda yaptığın gibi mi yani? Aa, demek bu yüzden herkes gitti. Tepeye tırmanmaktan korkuyorsun. Evet, biliyorum. Aslında tırmanmak senin için eğlenceli değil. Evet, biliyorum. Yani takla attıran çemberimi de tepeyi hatırlattığı için sevmedin. Evet, biliyorum. Yani süpsüper takla attıran çemberler çemberi senin için süpsüper. İğrenç çember. Aa, Pierce, sana böyle hissettirmek istememiştim. Sadece ben hissetmedim. Ha? Görüşürüz Thomas. Percy, dur. Yapabilirsin, yapabilirsin. Merhaba Kana. Şu anda dikkatimi dağıtamam. Bu virajlar çok kafamı karıştırıyor. Aa, tabii ya. Parkurun zigzag bölümü gibi. O dönüşler de sana karmaşık gelmiş olmalı. Evet. Şey Kana, ben gerçekten... Görüşürüz Thomas. Özür dilerim. Bekle. Çamur harikadır demiştim. Aslında tekerleklerime de çok iyi geldi. Aa, demek bu yüzden çamurun üstünden atlamak yerine içine atlamayı sevdim. Ha? Şimdi hatamı anladım. Kendime göre bir parkur yapmışım. Ama herkes sevdiği oyunlarla eğlenmek istiyor. İşleri nasıl rayına oturtacağımı biliyorum. Merhaba çocuklar. Parkurda size çok özel sürprizler hazırladım. Hadi gelin bakalım. Aslında benim bacamı fırçalamam gerek. Evet benim de şarj olmam gerek. Çok rica etsem biraz da makine yağ sürsem gelir misiniz? Pekala Thomas. Hadi şu sürprizlere bir bakalım. Tada! Geliştirilmiş yeni güzel ötesi harika engelli oyun parkuru. Hepinizin eğlenmek için kendine has bir yolu varmış. Ben de parkuru yeniledim. Herkes kendisine özel bir şey bulacak. Hadi deneyin. Gidelim. Yeni vın vın alanını beğendin mi? Çok çarpıcı. Kurtulmana çok sevindim. Ama galiba biraz yapış yapış olmuşsun. Hey! Belki bu yapışkan şeyi şişme kaleyi onarmak için kullanabiliriz. Harika bir fikir Kana. Ama önce kaleyi şişirmemiz gerekiyor. Ay, ben! Al bakalım Percy. Sen kaleyi şişirirken ben de biraz yapışkan olayım. Tokur tokur hu! Harika! Şimdi de seni temizleyelim. Şimdi yuhu zamanı! Her şey yepyeni oldu. Yani neredeyse her şey. Durun. Belki Kaliope'yi de yapışkanla onarabiliriz. Şişme kaleyi onardığımız gibi. Vay canına. Başardık. Özür dilerim Kaliope. Şuna yapışına bayılıyordum. Ben de şunu özleyeceğim. Ben şuna bayılmıştım. Peki şu nasıldı? Yok canım. En güzeli şuydu. Hey çocuklar, tekrar yapın. Ne yapacağız? Çıkardığınız o müzikli sesleri. Tamam.
Ay, beraber yapınca seslerimiz Kaleope'ye benzedi. Yani birlikte çalışırsak kesin karnavalda çalarız. Sizi gördüğüme çok sevindim. Kötü bir şey mi oldu diye korkmaya başlamıştım. Bu da ne? Yolda birkaç pürüzle karşılaştık da. Hiç üzülmeyin. Bu şişme kale çok iyi zıplatıyor. Bir şişme kaleden beklenen de budur. Zekice bir yama. Hayır. Kalliope'ye ne olmuş? Bu nasıl oldu? Daha az önce çaldığını duydum. Aslında duyduğunuz müziği biz yapıyorduk. Hadi gösterelim çocuklar. Kana, niye burada durdun? Ne olduğunu bilmiyorum. Bir anda durdum kaldım. Buharın mı bitti? Ben buhar kullanmam ki. Elektrik gücüyle çalışırım. Ama akülerim de tamamen dolu. Bir terslik olmalı. Ne olabilir peki? Bilmiyorum. Öylece kala kaldım işte. Hareket edemezsem vagonlarımı Vickerstown istasyonuna nasıl götürürüm? Peki ya ben hem seni hem vagonları oraya götürsem? Ama ya sen... gün batımına kadar bizi yetiştiremezsen? Senin kadar hızlı olmayabilirim. Ama seni zamanında götürebilirim. Sana Thomas sözü veriyorum. Çok çarpıcı. Sağ ol Thomas. Şimdi sıkı dur. Hadi yuvarlayalım. İyi misin Thomas? Düşündüğümden biraz daha zormuş. Tekerleklerimi biraz daha yağlamam gerekebilir. Gidiyoruz. Evet, yola çıktık işte. Thomas, acaba birazcık daha hızlanmamız mümkün olabilir mi? Biz yalnız değiliz de... Thomas, senden rica etsek biraz hızlanabilir misin? Harvick'e gitmemiz gerek hayatım. Ve bugün gitsek iyi olur tatlım. Tamam anladım. Elimden geleni yapıyorum. Ben de hızlı trenlerin gerçekten hızlı gittiğini sanıyordum. Geri bile gidiyor olabiliriz. Beni daha önce hiç başkası çekmemişti. Lütfen hızlan artık biraz Thomas. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Merak etme, aklıma bir şey geldi. Biz de arkadan gideriz, gizli kestirme yolunda. Sağ ol Thomas. Bol şans. Dikkatli ol hayatım. Kaybolma ha. Evet, sakın kaybolma. Bu yolun kestirme olduğundan emin misin sen? Hiç korkma. Seni gün batımından önce Vickerstown'a götüreceğimi Thomas sözü verdi. Ve sözümü tutacağım. Tamam. Yapabiliriz diyorsan. Dur. Ne oldu? Bir şey mi var? Şuraya bak. Ne kadar tepe var ve çok eğimli. Benim gibi hızlı trenler eğimli yollara fazla hızlı girince devrilir. İyi ki bugün Thomas hızıyla gidiyorsun. Sen tekerleklerini sıkı tut ve eğlenceye hazır ol. Nasıl bir eğlence bu? Sana göstereceğim. Hazır mısın? Galiba. Olmadı. Biraz sorun çıkabilir. Evet doğru. Kalabalıkta bol şansmış ha. Burada çayırdan ve mavi gökyüzünden başka bir şey yok ki. Değil mi koyun? Kırık raylar aşkına. Bu kalabalık nereden çıktı? Bunu başaracaksın Percy. Bence yapabilirim. Başarabilirim. Başaramayacağım. Sağ ol inek. Acaba yeni arkadaşım olmak ister misin? Beraber takılırdık ha?
Trenkulade! Aslında Thomas için azıcık endişeleniyorum. Benim posta dağıtım yolumdan gidiyordu. Günün bu saatinde o hat nasıl kalabalık olur inanamazsın. Bu yol her zaman böyle yoğun mu oluyor? Demek beni dinliyordun. Percy'ye ihtiyacım yok. Ne güzel sen de ben varız işte koyuncuk. Zor da değilmiş. Ha? Percy olsa buna gülerdi. Kimi kandırıyorum? En iyi dostumu çok özledim. Thomas, neden hala yükünü bırakmadın sen? Belli olmuyor mu? Trafiğe takıldım. Bir saniye, Percy nerede? Küçük bir yolculuğa çıktı. Bana hala küs olduğunuzu söyleme. Bunu o başlattı. Ben de başlatmış olabilirim. Ah, acaba o da benim gibi zorlanıyor mudur? Çok teşekkür ederim inek. Ama olmuyor. En iyi dostum Thomas olmadan asla yükümü yerine ulaştıramam. Şimdi ne yapacağım ben ya? Neden Percy'den yardım istemiyorsun? Bu onun posta dağıtım hattı. Bir yolunu biliyordur. Ya yapamam. Şey, biz artık arkadaş değiliz. Hem ayrıca o muhtemelen Norambi'ye varmıştır. Yani Percy yakında olsa yardım ister miydin? Evet. Güzel. Çünkü Percy tam şurada. Dur, ne? Percy! Thomas keşke beni böyle görmese diyordum. Thomas'ı trafikten kurtarabilir misin? Onunla hala küsüz ama birileri bu durumdan kurtulmak isterse biraz geri gidip oradaki dönüşten buraya geçiş yapabilir. Thomas, işte burası. Sağ ol Percy. İkiniz de şapşallık ediyorsunuz. Merhaba, daha önce görmediğim trenler. Ben Sandy. Nasıl yardımcı olabilirim? Psst, biziz. Thomas ve Percy. Gizli ajanız biz. Harika. Güzel gizlenmişsiniz. Sağ ol. Karanlıkta çalışabilmek için kullanabileceğimiz araçların var mı acaba? Olmaz mı hiç? Şişt, şişt, şişt. Son derece gizli bir görevdeyiz. Oo, tamam. Benimle gelin. Şimdi bu sola, yok hayır bu sağa. Evet, sağa işte bu. Aha. Tada! Bunlarla renkli gizli mesajlar gönderebilirsiniz. Hadi deneyin. Bunun anlamı, dikkat! Rayda dinozor var. Efsane bir buhar işareti. Ayrıca ikinize de süper kaygan yağ deposu ekledim. Hızla kaçmanız gerekirse diye. Nasıl? Harika! Ve şimdi de sırada en süper ve en gizli araç var. Ha? Peki nedir bu? O kadar büyük bir sır ki ben bile bilmiyorum. Bu sadece gerçekten çok acil durumlar için. Sağ ol Sandy. Artık her şeye karşı hazırız. Evet, artık korkmuyorum çünkü her şeye hazırız. Gidelim mi ajan 006? Gidelim ajan 1 numara. Sandy'nin süper gizli görev araçları servisini kullandığınız için teşekkür ederiz. Hadi ışıklarımızı söndürelim ve büyük istasyonu kimseye görünmeden geçebilecek miyiz görelim. Işıklarımızı söndürelim. Pekala. Ha? Çok sessiz olmalıyız. Ucuz atlattık. Çok eğlenceli. Yani ajan 1 numara. Kesinlikle öyle ajan 006. Gizli kılıklarımıza artık gerek kalmadığına emin misin Thomas? Karanlıkta bizi göremezler ki. Aa evet. Karanlık. Thomas, neydi o ses? Ortada korkacak bir şey yok Percy. Bak. Sadece eski bir rüzgar gülü. Biliyor musun? Gizli ajanlar sadece görünmemeye değil, duyulmamaya da çalışmalıdır.
Bakalım çiftliği hayvanları uyandırmadan geçebilecek. Hazineyi kurtarmalıyız. Sakın kara kuleye kaçmasına izin verme. İşte orada. Köşeye sıkıştırdık. Cesur şövalyeler için. Zafer. Çok yakın. Thomas. Yükleme yaptığım limanda o deniz topuyla ne yapıyorsun acaba? O bir deniz topu değil Kranki. Peri kraliçesinin büyülü hazinesi olan kader küresi. Ha, bak bunu ilk defa duyuyorum. Olamaz! Küre! Çok erken konuştum. Küre bizi alt etti. Yine de eğlenceliydi. Ha? Bak sen. Kranki dur! O vagonun denize açılmaması gerekiyordu. Peki nereye gitmesi gerekiyordu? Harika fikir bu Baksi. Kraki, beni de oraya koyabilir misin lütfen? Peki bakalım. Vay canına. Burada kuş gibi uçuyorum. evet, galiba uçuyorsun. Sağ ol Kraki. Merhaba Bulsrot. Şu küreyi takip eder misin? Küre mi? Ben sadece eski bir deniz topu görüyorum. O deniz topu değil. O muhteşem bir kader küresi. Büyülü hazineyi koruyan şövalyeleri oynuyoruz. Oo, güzel maceralara bayılırım. Hadi dostlarım, şu küreyi yakalayalım. Hava bugün biraz sert gibi. Evet, bir fırtına yaklaşıyor. Dikkat et Baksi. Hayır. Bu vagonu zemine sabitlemek gerekiyor. O da ne? Bir kayık var. Hey, merhaba küçük kayık. Kayıkçık. Merhaba Bulstrad. Bugün biraz çırpıntılı gibi. Yerken açabilir misin? Kader küresini yakalayıp kıyıya götürmeyi istiyoruz da. Yani şu eski deniz topu. Tamam. Sizin için kıyıya sürüklerim. İşte böyle. Harika oldu kayıkçık. Teşekkür ederiz. Ne demek? Şimdi yelkenimi açıp yönümü limana çevirsem iyi olacak. Güle güle. Sağ ol kaptan. Rica ederim. Büyük bir macera için ne güzel bir gün. Beni de bekleyin. Neler taktın sen öyle? Bir macera perest her şeye hazırlıklı olmalıdır. Ama biz madene gidiyoruz Percy. Madeni su basmış olabilir ve gitmek için şnorkel gerekebilir. Peki ya şu nedir? O da bir hayalet savan. Madenlerde hayaletler olabilir. Hazırlıklı olursam hiçbir şeyden korkmam. Başardık işte. Tek yapmamız gereken o kristal mağarayı bulmak. Mağaraya ilk girenin küçük sende olduğunu görünce hepsi çok şaşıracak. Sanırım sen de ve Diesel demek istedin, değil mi? Evet. İşte geldik. Şimdi haritayı açalım. Tamam, dosdoğru ileri. Madenin karanlık ve korkutucu olduğunu söylediğimde kendimi neden dinlemedim? Gelmek üzere miyiz? Emin değilim. Bu eski harita çok zor okunuyor. Herkes iyi mi? Acaba artık eve mi dönsek? Gel de şuna bir bak Percy. Hangi yolu seçmeliyiz? O kadar karanlık ki haritayı zor görüyorum. Bakın! Şurada! Hadi büyük macera kulübü! Evet! Neden küçük macera kulübüne katılmadım ki ben? Buradan Diesel! Hadi! Sana söylemesi kolay. O kadar küçüksün ki bu eski köprüyü yıkamazsın. İstesek de dönemeyeceğiz. Daha büyük macera kulübü her zaman
Sen de bak. Kristaller. Kristal mağaranın yolu burası olmalı. Eminim burada dev örümcekler de vardır. Harika. Umarım vardır. Ayrıca yarasalar ve çiyanlar ve yılanlar ve solucanlar. Üstüm neler mi? Sanki her yerimde geziniyorlar. Merak etme Percy. Eminim burada örümcek falan. Percy, posta vagonunda hiç bayrak kalmamış. Kalmamış mı? Ama bayrağım olmazsa piston hop hareketimi yapamam ki. Acaba yolda mı düşürdük? Percy'nin teslimat rotasını takip edersek buluruz. Yolda bir yerde olmalı. O zaman ben de geliyorum. Ben de geçit törenine gidip bize bir yer tutayım. Sonra görüşürüz. Harika. Hadi gidelim. O zaman buralarda bir yerde olmalı. Hadi arayalım. Turuncu gören düdüğünü çalsın. Burada yok. Ve burada da bir şey yok. Bayrağı mı buldun Percy? Özür dilerim. Gördüğümü sanmıştım. Ama Nia'nın turuncusuymuş. Nerede olabilir bu? İşte orada. Olamaz. Ben tutarım. Durdurmamız gerek. Bayrağımı aldı. Ha? Bekle. Lizu. Aa, ben hep oyun istiyorsunuz. Yakalayamazsınız ki. Oho! Olamaz. Kovalamaca oynuyoruz sandım. Lizu bekle. Yalnız anladım. Lizu şu tünele doğru gidiyor. İyiler. Bayağı iyiymiş. Ama biz daha iyiyiz. Lizu dur. Atla. Ha? Yakalayamazsınız demiştin. Bu tarafta. Bayrağı takip edin. Hey, nereye gidiyorsunuz? Gizemli yolculuk başlasın. Biri bana hediye yollamış. Ne güzel. Hadi aç. Hadi aç. Hadi aç. Bir direk mi? Bu ne için acaba? Belki kocaman bir kürdandır. Belki de dev bir sırt kaşıyıcı. Peki sizce kimdendir? Hediye notuna bak. Bulduğunuz şeyin gizemini çözmek için bir sonraki ipucu yer altında gizli. Demek ki direk daha büyük bir bulmacanın parçası. Sonraki parça da yer altında bir yerde. Ama nerede? Bakın. Bu eski madenden geliyor. Ve maden yer altında bulunur. İpucu da orada olmalı. Gelin. Hadi şu işi hızlandıralım. Bizi bekle. Evet. İpucu için gözünüzü dört açın. Peki bu ipuçlarını kim bırakıyor? O da başka bir gizem. Oo, zeki çocuklar. Buralarda benim için bir hediye gördünüz mü? Büyük mor kurdelesi olan bir şey mi? Evet. Şunu soruyor olabilir misin? İşte orada. Gidip açsana kana.
motorun gücü döndürme kuvvetine çeviren bir parçası. Belki bir vinç içindir. Ya da motosiklet. Ya da bir atlı karınca. Bakın, burada da bir hediye notu var. Belki içinde yeni bir ipucu vardır. Eski bir şey yeni bir şeye dönüşüyor. Ve yeni ipucunu bulacağınız yer de orası oluyor. Eski bir şey yeni bir şeye dönüşüyor. Bunu yapan her kimse işimizi zorlaştırmayı seviyor. Bulmacaları eğlenceli kılan şey çözmenin zorluğudur. Eski bir şey ve yeni bir şey. Bakın, bu yük vagonunda bir geri dönüşüm sembolü var. Ve eski şeyleri yeni şeylere dönüştürdüğün yer geri dönüşüm tesisidir. Anladım. Demek doğruca... Vip'in geri dönüşüm tesisine gidiyoruz.